Andın biçimi, şekli aslında temelde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktır. Şimdi halkımızın büyük bir kesimi, yani yüzde işte 95'i 96 Müslüman bir halktır. Şimdi Müslüman halka uygun yeminlerin olması lazım. Eğer bir yemin söz konusuysa Müslümanlara uygun bir yemin olması lazım. Bir kere bunun Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü şekli, biçimi, usulü vesaire hiçbir şekilde Müslümanların inancıyla, örfüyle, adetiyle, geleneğiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Ha, ikincisi ant deniyor, yemin. Ya şimdi ilkokul çocuklarına siz neyi yemin ettireceksiniz? Hangi yemin ettireceksiniz? Çocuk bir kere yeminin ne olduğunu bilmiyor. Bunun farkında değil. Üçüncüsü ise içeriği terstir. Toplumun yapısına terstir. Toplumun inancına terstir. Toplumun örfüne, adetine terstir. Özellikle toplumun demografik yapısına terstir. Demografik yapısına uygun olmadığı bu tescillidir, sabit olmuş. Sen şimdi Doğu Güneydoğu'nun kar ekseriyeti Kürt. Şimdi sen Kürt çocuklarına Türk'üm diye dayatırsanız terörü teşvik etmiş olursunuz. Başka bir şey değil. Bu yaşandı çünkü. Siz dağların tepelerine ne mutlu Türk'üm diyene yazarsanız bu demografik yapısı değişik farklı olan Kürtleri veya başka ırklar da olabilir. Arapları vesairesini siz tahrik etmiş olursunuz. Çünkü bu bir dayatmadır ve bu halk dayatmayı kabul etmiyor. Dayatmayı, baskıyı halk kendi ruhunda, benliğinde, özünde kabul etmiyor zaten bunu. Bunu hükümet de söylüyor. Yasaklarla biz bir yere varamayız. Biz halkı bilinçlendirmeye, gençliği bilinçlendirmekle ancak bir yere varabiliriz. Şimdi yıllarca bir dayatma oldu Doğu Güneydoğu. Sonucu ne oldu? Türkiye geri kaldı. Türkiye kaybetti, halk kaybetti. İnancımız kaybetti, ahlakımız kaybetti, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz kaybetti. Üniter yapımız tehlikeye girdi. Bütünlüğümüz bozuldu. Ahlakımız dejenere oldu. Şimdi siz kalkıyorsunuz ant adı altında ufacık çocuklara bir takım tekerlemeleri dayatıyorsunuz. Dediğim gibi ya bu yemini eğer etmesi gerekirse yani doğruyu yemini etmesi gerekirse bunun büyüklerin yemin etmesi lazım. Millet meclisi milletvekillerinin başta doğru olması lazım. Çünkü halkı yöneten bunlar. Bakanların yemin etmesi lazım. Üst düzey bürokratların yemin etmesi lazım. Hatta Danıştay üyelerinin yemin etmesi lazım. Şimdi yıllarca Türk'üm, doğruyum, çalık'ım vesaire diyor. Vardığımız nokta ne? Nereye vardık biz? Hani doğruluğumuz nerede? Anket yapılıyor. Türkiye'de ki Müslüman bir halk birbirine güvenenlerin oranı %2. Ama sen 100 yıldır doğruyum, çalışkanım, bilmem neyim diyorsun, dayatıyorsun. Hani bu doğruluk nerede? Bugüne kadar uygulanan bu sistem bu topluma uymadığı da tescillenmiş durumda. Yani toplumun yapısına uymuyor, bu sistem uymuyor. Hükümet halkı dinlemeli. Yetkililer halkı dinlemeli. Halkın dediğim gibi yaşama tarzını, inancını, örfünü, adetini, kültürünü göz önünde bulundurarak bu halkı dinlemeli ve halka uygun kararlar almalı, yasalar çıkarmalıdır. Halk da bilinçli olmalı, kendi değerlerine sahip çıkmalıdır. Kendi kutsallarına, kendi değerlerine halk sahip çıkmalıdır ve haksızlığa karşı direnmelidir. Yani ona, halka yapılan zulümlere karşı halkımız da bilinçli olarak direnmeli, karşı koymalıdır.